Arkadaşlar hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim akşam yemeklerini hazırlayabileceğiniz çok kolay bir behti kebabı yapacağız. Kıymasını yoğurarak başlayayım. Burada yarım kilo yarı yağlı dana kıymayı derince kabın içine alıyorum. Baharat olarak tuz, karabiber, toz biber, kimyon ve pul biber. Hemen hemen bir çay kaşığı kadar. Bir adet büyük derinden kuru soğanı rendeledim. Bir iki diş de sarımsağı aynı şekilde rendeledim. Şimdi bunları yoğuruyorum. Kıyma harcımızın malzemesi bu kadar. Çok kolay oluyor. Hiç uğraştırmayan hazır yufkayla yapacağız. Hiç hamurunu falan kendiniz açmakla uğraşmayacaksınız. 3 dakika, 2-3 dakika muhakkak yoğurun. Hemen karıştı deyip bırakmayın. Tamamdır. Bu artık hazır. Bunu kenara alayım. Hemen sosunu hazırlayacağım. Sosu için 1 su bardağı su, yarım su bardağından 1 parmak fazla sıvı yağ. Sosum da hazır. Böyle yaparsanız sosunuzu yufkalarınız çok çıtır çıtır oluyor. Şimdi kenara onu da alıyorum. Yufkalarını açacağım. Ben 3 adet yufkayla yapacağım. Daha doğrusu kıymam ne kadar yeterse o kadar. Evde şu anda bir 5-6 tane kadar yufkam var. 1 adet yufkayı şöyle açıyorum. Yemek kaşığı kadar sostan döküyorum. Dökerken sosunuzu şöyle karıştırın. Sadece yağı gelmesin. Şu yanı üstüne kapatıyorum. Daha düzgün sararsınız. Kıymadan alıp uç kısmı koyuyorum. Sıkıca sarıyorum. Gittiğiniz zaman zaten gayet sıkı sıkı sarılıyor. Şekilde. Kamerayı şöyle yakınlaştırdım. Sizlere de ayrıntılı göstereyim. Hafif şöyle sıkıyorum. Hazırladıklarımın hepsini yan yana getiriyorum. İki parmak aralıklarda kesiyorum. Yan yana getirdim hepsini. Masama zarar vermemek için çok bastırmıyorum. Bebişim durmadığı için onu da getirdim. Şimdi bunları buraya dizmem gerekiyor çünkü bir an önce. Yoksa bekletirsem sosundan dolayı yapışacaktır. Tepsiyi yağladım. Şu şekilde yuvarlak diziyorum. Kusuruma bakmayın lütfen bebekten dolayı. Yuvarlak bir şekilde diziyorum.
bu tavayı ocağıma aldım. Hemen hemen bir yemek kaşığı dolusu tereyağı, yağı eritiyorum. Yağ eridikten sonra rendelediğim bir adet büyüklerinden domates ilave ediyorum. Altını orta ateşe getiriyorum. Bir yemek kaşığı domates salçası, bir yemek kaşığı da biber salçası ilave ediyorum. Baharat olarak toz biber, karabiber, pul biber, birazcık da kekik, biraz da tuz ilave ediyorum. Şimdi hepsini güzel bir kavuracağım. Bir 5-10 dakika pişireceğim. İyice domatesler pişsin. Sos artık hazır. Altını kapatıyorum. Yemeği fırından çıkardım. Ben böyle iyice üzeri kızarmış sevdiğim için bolca kızarttım. Sizler de o şekilde yapabilirsiniz. Güzelce kızardı. Böyle kıtır kıtır olunca alabilirsiniz. Sosları da böyle kaplara koydum. Ben direkt üzerine dökmeyeceğim. Çünkü kalanı bu sefer yenmiyor. Porsiyon olarak hazırlayacağım. Sosu ve sarımsaklı yoğurdu hazırladım. Servis tabağına alayım. Hemen ardından üzerine sarımsaklı yoğurttan döküyorum. Yoğurdu ve sosu döktükten sonra hemen servis edeyim. Çünkü çok yumuşayacaktır. Bu sefer tadı çok yumuşak olduğu için çok lezzetli olmaz. Bu sos çok güzel oluyor. Üzerine birazcık da maydanozu süsleyeceğim. Umarım bu güzel yemeği sizler de denedikten sonra çok daha güzel sonuçlar alırsınız. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.